İbrahim Ethem Hazretleri. 6. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt ve montaj Muhittin Yaygıngöl. Miladi 750 yılları. İbrahim Ethem, sultan babasının isteği üzerine genç yaşta tahta geçerek sultan olur. Divan toplantısı yapıldığı bir sırada, nereden geldiği bilinmeyen bir derviş huzura girerek, Sultan İbrahim'in oturduğu sarayın han, sultanın da yolcu olduğunu söyleyerek geldiği gibi kaybolup gider. Aynı gece Sultan İbrahim uyumaya çalışırken, sarayın damından bir takım sesler duyar. Kim olduğu sorulunca da, meçhul kimse develerini kaybettiği için sarayın damında aradığını söyler. Bu ikinci garip hadise üzerine yerinden fırlayan Sultan İbrahim, sarayın damına çıkarak meçhul kimseyi yakalamak ister. Nöbetçiler! Nöbetçiler! Çabuk buraya gelin! Sultan Hanım! Sultan Hanım yetişin! Yetişin, efendimize bir şeyler oldu! Yetişin! Ne oluyor dadı? Aman Allah'ım. Sultanım, bu ne hal? Ne oldu size? Nöbetçiler! Emredin sultanım. Hemen çatıya çık nöbetçi. Orada biri var. Yakala ve çabuk bana getir. Baş üstüne sultanım. Siz iyi misiniz sultanım? Hekim başını çağırayım mı? Hayır. Bir şeyim yok. Bir şeyim yok dersiniz ama çok şeyiniz var. Ne oldu size sultanım? Sıkıntınız nedir? Derdinizi bana söyleyin. Bu ikinci oldu. Gündüz sarayıma giren derviş, şimdi de çatıda deve aradığını söyledi. Ses aynı sesti. Ne dervişi sultanım, ne çatısı. Siz neden bahsediyorsunuz? Az önce çatıda biri vardı diyorum. Devesini aradığını söyleyen biri. Ama biz öyle bir şey duymadık ki. Allah'ım, yoksa sultanım divane mi oluyor? Divane falan değilim ey Esma. O bir haberciydi. Bunda mutlaka bana bir ikaz var. Allah'ım, Allah'ım yardım et bana Allah'ım. Ey gönlümün sultanı, şehzademin babası. Yalvarırım söyleyin, ne oldu size? Sizin zihninizi böylesine karıştıran nedir? Lütfen, lütfen söyleyin bana. Tamam, tamam geçti Esma Hatun. Ağlama artık, önemli bir şey yok. Belki de yaşadıkların bir kabustu, kötü bir rüyaydı. Belki de sultanlığın ağır yükü bunalıma soktu sizi. Yalvarırım, kendinizi bu kadar üzmeyin. Bu işlerden anlayan bir veziriniz var. Sıkıldığınız işleri ona havale edin. Peki hanımım, peki. Sakin ol, üzülme sen. Av partisini seviyordunuz. Emredin bir av partisi düzenlesinler, değişiklik olur. Belki biraz rahatlarsınız. Belki de sen haklısın ey Esma. En kısa zamanda bir av partisine çıkacağım. Hadi gidip yat artık. Sen de git dadı. Allah'ım, Allah'ım ne olur yardım et bana. Seni sevmem için illa da derviş mi olmam gerekiyor? Gir. Sultanım. Ne var nöbetçi? Efendim, bütün çatıyı araştırdık ama kimseyi göremedik. Sarayın bahçesini araştırıyoruz. Belki orada bulabiliriz. Gerek yok. Aradığınız kişi çoktan uçup gitmiştir. Ey Abdullah, ne dersin? Avlanmak için burası iyi mi? Veli sultanım, hava da çok güzel. Bugün güzel bir av partisi yapacağız. Evet, güzel olacağa benziyor. Bakın sultanım, gördüğünüz gibi aşağı doğru uzanan bir vadi var. Bizim bulunduğumuz nokta her yana hakim durumda. Evet, görüyorum ey Abdullah. Otağı buraya kuralım. Tabii efendim. Çadırcılar, otağı buraya kurulacak. Avlanmaya başlayabiliriz sultanım. Gidelim mi? Bugün tek başıma avlanmak istiyorum ey Abdullah. Tek başınıza mı? Yanınıza kimse almadan mı? Evet. Otağda sırf hizmetliler kalsın. Ben sağ taraftan giderek avlanacağım. Siz de şu sol taraftan gidersiniz. Ama sultanım, tek başınıza avlanmak tehlikeli olmaz mı? Hiç olmazsa yanınıza bir iki muhafız versen. Tek başıma avlanacağımı söyledim ya. Nasıl isterseniz sultanım. Askerler, beni takip edin. Avlanacağımız yere gidiyoruz. Sizler burada otağda kalın. Dönüşte av etini pişirirsiniz. Hadi Küheylan, fırla evladım. İşte ağaçların arasından çıkan bir ceylan. Tam bana göre bir av. Ey badem gözlü ceylan, artık elimden kaçamazsın. Şöyle yandan girip vadiye doğru süreyim. Evet, tam istediğim gibi. Ceylan yönünü vadiye çevirdi. Ama sanki kaçamıyor. Belki de hasta, belki de yaralı.
Hadi Küheylan, göreyim seni. Ceylan'la arayı kapa. Dur Küheylan. Ceylan iki taşın arasına girdi. Artık istese de kaçamaz. Yandan sıyrılmaya kalksa kemendimle yakalarım. Sen şöyle dur Küheylan. Ben hemen ineyim üzerinden. İşte hokum yayım da hazır. Önce ok atayım. Olmazsa kemendi kullanırım. Aman Allah'ım. Ceylan durmuş bana bakıyor. Şu badem gözlere bak. Hiç kendini acındırma ey Ceylan. Vuracağım seni. Bismillah. Dur ey İbrahim. Ne? Konuşan Ceylan mı? Yoksa bana mı öyle geldi? Yok canım. Ceylan konuşur mu hiç? Dur ey İbrahim. İnanamıyorum. Evet evet, konuşan Ceylan. Ama nasıl olur bu? Sen bunun için yaratılmadın. Bununla emir olunmadın. Evet, yanılmamışım. Ceylan konuşuyor. Ey İbrahim, sen bunun için yaratılmadın. Bununla emir olunmadın. Sus, sus. Bu konuşan sen olamazsın. Belki de senin içine girmiş cin ya da şeytandır. Git ey melun şeytan. Beni kandıramazsın. Hadi git. Gitmiyor. Orada öyle durmuş bana bakıyor. Hayır, bu şeytanın iblisin işi değil. Bu ahu gözlü ceylanı konuşturan konuşturdu. Belli ki Rabbim bu ikazlarla beni kendine çağırıyor. Zaten son günlerde o kadar çok şey oldu ki bütün bunların mutlaka bir anlamı olmalı. Tek başıma avlanmaya çıkma isteğim. Karşıma bu ceylanın çıkması, konuşması. Evet evet, mutlaka bir iş var bunda. Bu alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'nın bana bir ikazı. Ceylan... Nerede Ceylan? Ceylan yok oldu. Daha birkaç saniye önce karşımda durmuyor muydu? Ey bütün mevcudatı yaradan Rabbim. Şu anda ne yaptığımı benden daha iyi biliyor ve görüyorsun. Zatının adına yemin ederim ki bugünden sonra sana bir daha asla isyan etmeyeceğim. Senin istemediğin hiçbir şeyi yapmayacağım. Ya Rabbim. Senin rızanı kazanmış olan insanlardan olmak istiyor. Habibinin hürmetine, sevdiklerin hürmetine beni salihlerden eyle. Senin rızan için her şeyimi fedaya hazır. Bu aciz ve senden başka kimsesi olmayan kulunu kabul et Allah'ım. Artık saraya dönemem. Sultanlık yapamam. Bundan böyle kalan ömrümü Allahu Teala'nın rızasına uygun olarak geçireceğim. Ey Küheylan, artık sana ihtiyacım yok. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yalnız bir şeye ihtiyacım var. O da Rabbime, beni yaradan Allah'ıma, Allahu Teala'nın rızasına uygun olarak geçireceğim. Serbestsin artık ey Küheylan. İstersen geriye benim gitmediğim yere gidebilirsin. Hadi de! Ya Rabbi, bundan sonra artık seninim. Rızanı kazanmak için çalışacağım. Kalan ömrümü senin yoluna tüketeceğim. Malım, mülküm, tacım, tahtım senin yolunda sebil olsun. Bir canım var, sana kurban olsun. Sultan döndü mü çadırcılar? Hayır ey Abdullah. Henüz dönmedi. Dönmedi mi? Allah Allah. Bu saate kadar çoktan gelmesi gerekirdi. Başına bir iş gelmesin sakın. Belki de saraya gitmiştir efendim. Evet. Evet olabilir. Otağı toplayın. Geri dönüyoruz. Av nasıl geçti ey Abdullah? İyi geçti vezir hazretleri. Sultanımız döndü mü? Yok. Efendimiz sizinle değil miydi? Başlangıçta bizimleydi. Av yerine vardığımızda tek başına avlanacağını söyleyerek bizden ayrıldı. Tek başına mı? Evet. Avlak yerine geri dönmeyince saraya geldiğini sandık. Aman yarabbi. Keşke onun tek başına avlanmasına engel olsaydım. Dağ başında bir sultan tek başına bırakılır mı? Çapulcusu var, haramisi var. Emri veren kendisi oldu efendim. Sultanın emrine nasıl karşı çıkabilirim ki? Sen de haklısın. Bu saate kadar dönmediğine göre mutlaka başına bir iş gelmiştir. Ben de endişeliyim. Ne yapalım? Çıkıp arayalım mı? Vezir hazretleri! Vezir hazretleri! Ne var kumandan? Ne oldu? Nedir bu halin?
Efendim, sultanımızın atı geldi. Atı geldi de ne demek? Sultan da atın üzerinde değil mi? Hayır, at tek başına geldi. Eyvahlar olsun. Korktuğum başıma geldi işte. Sultanın başına bir iş geldi mutlaka. At nerede? Avluda. Hemen yanına gidelim. Küheylan çok terli. Hiç dinlenmeden koşmuş. Ağzı yok ki sultanımıza ne olduğunu soralım. Konuşamasa bile bizi sultana götürebilir efendim. Nasıl? Küheylan çok eğitimlidir. Sultanın şehzadeliğinden beri onun altında ve eğitimindedir. Onu önümüze katarak belki sultanın kaybolduğu yere ulaşabiliriz. Evet, bu olabilir. Ben gidiyorum. Dur. Yanına asker vereyim. Oyalanacak vakit yok efendim. Sultan tehlikede olabilir. Hadi bakalım Küheylan. Beni doğruca sahibinin bulunduğu yere götür aslanım. Göreyim seni. İbrahim Ethem Hazretleri adlı oyunun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.